Star Haber'den iyi akşamlar. Bugün 7 Eylül Cumartesi. Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında bir grup teğmenin kılıç çekerek yaptığı yemin tartışmaları sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan suskunluğunu ilk kez bozdu. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz diyen Cumhurbaşkanı soruşturmanın devam ettiğini söyledi. 30 kişi olabilir, 50 kişi olabilir. Bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil. Bunları temizleyeceğiz dedi. Erdoğan mesajlarını Kocaeli'de düzenlenen Önder İmam Hatip Derneği Genel Kurulu'nda verdi. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsun? O görüntüler için ilk kez konuştu. Kılıçlı yemin töreni için soruşturmanın sürdüğünü söyledi. Şimdi bunlarla ilgili olarak da gerekli bütün şu anda araştırmalar hepsi yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez, bunlar da evelallah temizlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'deydi bugün. Dikkat çeken mesajlarını Önder İmam Hatip Derneği Kongresi'nden verdi. Biz buralara durup dururken gelmedik. Bu 30 kişi olabilir, 50 kişi olabilir, kim olursa olsun bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil. Bunları temizleyeceğiz. Günlerdir konuşulan kılıçlı yemin için teğmenlerin oyuna geldiğini söyledi. 3 tane birinci olan kızımız var. Birisinin ismi İkra. 3 kardeş adı İkra. Manisa'lı. Ve birinci oldu. Diğer ikisi onlar da yine birer Anadolu yavrusu. Fakat tabii bu oyuna nasıl geldiler, gelindi. Şimdi çalışmalarımızı yapıyoruz. Üniversitemizle görüşmelerimizi yaptık. Kara kuvvetleriyle görüşmelerimizi yaptık. Ve bunların süratle temizlenmesi için de adımlarımızı atıyoruz. Silahlı kuvvetler üzerinden siyasi hesap yapılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine müsaade etmeyiz. Demokratik denetim mekanizmaları çerçevesinde gerekli adımları mutlaka atarız ve atacağız. Bir peygamber ocağı olarak tarih boyunca büyük zaferlere imza atan ordumuz, aynı şekilde peygamber ocağı olarak görünen, dosta güven, düşmana korku vermeye devam edecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri için peygamber ocağı vurgusu yaptı, geçmişten örnekler verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri demek peygamber ocağı demektir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin göğsünden imanı alırsanız geriye bir şey kalmaz. Bunun acı örneklerini yakın geçmişte gördük. Subayların başörtülü annelerinin kışlaya alınmadığı vesayetçi dönemlerde FETÖ'cü vatan hainlerini ordumuzun kılcallarına kadar yerleştirdiler. 15 Temmuz'da biz bu hainleri temizledik. Ordumuzu ölümcül bir uğurdan kurtardık ve şimdi ordumuz hamdolsun aslına özüne dönüyor. Sözü İsrail-Filistin gerilimine getirdi. Dün gencecik bir evladımızı Ayşenur Ezgi Eygi'yi alçakça katlettiler. İsrail'in devlet terörünün karşısında durmak bizim için İslami bir vazifedir. İmani bir vazifedir. Milli bir meseledir. Böyle kritik bir dönemde İslam ülkeleri bir an önce uyanmalı, tehlikenin farkına varmalı ve işbirliğini daha da artırmalıdır. CHP Genel Başkanı Özgür Özel erken seçim çağrısını tekrarladı ve 2025 Kasım ayı için sandık kurulsun dedi. Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesinin tek yolunun da meclisin seçim kararı alması olduğunu söyledi. Özgür Özel, CHP'nin tüzük ve program değişikliklerinin görüşüldüğü kurultayın ikinci gününden verdi mesajlarını. Eğer cesaretiniz varsa kararı bugünden alalım ya da 8 ay sonra alalım. Gelecek sene Kasım ayında seçim yapmaya, bizim karşımıza çıkmaya, bu millete gel bakalım seni kim yönetsin, bir son kararını ver demeye varsanız Cumhuriyet Halk Partisi buradadır. Erken seçim için tarih verdi, hükümete seslendi. 2025'in Kasım ayını işaret ederek sandık çağrısını yineledi. Yaptığına güveni olan, kendisine güveni olan,
adaylığına güveni olan karşımıza çıkar. Cumhuriyet Halk Partisi ikinci yüzyılda daha fazla bu ülkeyi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin insafına, Cumhur İttifakı'nın kaprisli kavgalarına, devleti bunların elinde bırakmaya hiç niyetli değildir. CHP lideri Özgür Özel, tüzük ve program değişiklikleri gündemiyle toplanan CHP'nin 20. Olağanüstü Kurultayı'nın ikinci gününde de kürsüdeydi. Gelecek sene Kasım ayı Erdoğan'ın 5 yıllık bu döneminin tam ortasıdır. İnat eder, millet aç, sefil, yoksul, işsiz ve mutsuzken 2,5 daha durursa asla bir daha aday olamaz. Ben kendime güveniyorum. Çıkarım derse biz mecliste gelecek sene Kasım ayına kadar seçimleri yenilemeye, bu yönetimi son vermeye hazırız. Erken seçimin zaruri olduğunu savundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının meclis seçim kararı alırsa mümkün olabileceğini söyledi. CHP lideri parti teşkilatlarına da seçime hazır olun uyarısı yaptı. Biz seçimi adayımızı belirledikten sonra yapacağımız kampanyayla değil, bugünden itibaren bir yıl boyunca Anadolu'da ve Trakya'da yapacağımız samimi çalışmalarla kazanacağız. Adayımız ilan edildiği gün seçimi çoktan kazanmış olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kılıçlı yemin çıkışına CHP lideri Özgür Özel'den tepki geldi. Sosyal medya hesabından 8 gün durup düşünüp bu tepkiyi vermek çok manidar. Ebedi başkomutanları Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkan Harbiye'den yeni mezun teğmenlerin siyasi hesaplara alet edilmesini kınıyorum mesajını paylaşan Özel, teğmenlerin kutuplaşma siyasetine alet edildiğini söyledi. Sıradaki haberimizle devam ediyoruz. CHP kurultayının ikinci gününe damgasını vuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın konuşma sistemi oldu. Konuşma yapacağının kendisine bir saat önceden bildirildiğini söyleyen Yavaş, polemik çıkarmak istemiyorum diyerek kürsüden eleştirileni dillendirdi. Yavaş'ın ardından kürsüye çıkan Özgür Özel, yaşananların sorumlusunun kendisi olduğunu, olayın koordinasyon eksikliğinden kaynaklandığını söyledi. Polemik falan çıkartmak istemiyorum ama bir saat önce bana telefon açıp sizle konuşun dendi. Bütün sorumluluk genel başkan olarak bana aittir. Bizim aramızda bir sorun olmaz. Bilsem rahatsız olacağını, konuşmamı yere atar, konuşmam yerimde otururum başkanım. Hiç endişen olmasın yani. CHP'de tüzük değişiklikleri kabul edilen kurultayın ikinci gününde program hazırlıkları görüşülürken kürsüye çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın konuşma sistemi kurultaya damgasını vurdu. Değerli arkadaşlar, bir kasıt aramıyorum ama ben isterdim ki bütün arkadaşlarımız görüşlerini açıklasın. Yavaş kendisine konuşma için bir saat önceden haber verilmesini eleştirdi. Kasıt aramıyorum vurgusu yaptı. Fitne ateşine odun taşımayalım dedi. Biz 14 tane büyükşehir belediye başkanıyız. Sadece ikisini konuşturursanız maalesef buradan fitne ateşine biz de odun atmış oluyoruz. Yavaş'ın sözleri üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kürsüye geldi. Özel yaşanan aksaklığın koordinasyonsuzluktan kaynaklandığını savundu. Birisi sağ kolumuz sağ, öbürümüz sol kolumuz. Birisi sağ gözümüzse öbürümüz sol gözümüz. Bu ikisinden birlikte bu iki yanımdakilerin hepsi iktidarımızın anahtarlarını ellerinde taşıyan göz bebeklerimizdir. Onları yürekten alkışlamanızı istiyorum. İsrail ordusu tarafından öldürülen Türk asıllı Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümüne bütün dünyadan tepki yağıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Eygi için başsağlığı mesajı yayınladı. Birleşmiş Milletler ise Eygi'nin Batı Şeria'da öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatılmasını istedi. Görgü tanıklarına göre Ayşenur Ezgi hedef alınarak vuruldu. Washington Üniversitesi'nde hem psikoloji hem de Orta Doğu dillerinde çift dal yapan Türk-Amerikan vatandaşı 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi, Nablus yakınlarında Yahudi yerleşimlerinin genişlemesine karşı düzenlenen protesto sırasında İsrail kurşunuyla can verdi. Eygi kendini Filistin'e desteğe adamıştı. Türkiye başta olmak üzere olaya dünyadan çığ gibi tepki yağdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eygi için başsağlığı mesajı yayınladı.
İsrail'in Batı Şeria'daki işgal karşıtı sivil bir protestoya karşı yaptığı barbarca müdahaleyi lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Protesto sırasında başından vuruldu Ayşenur Ezgi Eygi, görgü tanıkları İsrail sniperı tarafından hedef alınarak ateş açıldığını söylüyor. Yapılan otopsi de bu iddiayı doğruluyor. Türkiye gibi Amerika'da olayın takipçisi. I just want to extend my deepest condolences, the deepest condolences of the United States government to the family of Ayşenur Ezgi Eygi. Eygi'nin ailesi Amerikan Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bağımsız soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu. Eğitim gördüğü Washington Üniversitesi'nde de yaz var. Arkadaşları Eygi'nin cesaretini ve dürüstlüğünü anlattı. Bana ne kadar oraya gidip o insanlara yardımcı olmak istediğinden bahsediyordu. Ama bunu herkes söylüyor ve gerçekten yapacağını hiç düşünmemiştim. Ayşe was amazing. She was so nice. She was honest. She was doing it from her heart. Birleşmiş Milletler'de Eygi'nin Batı Şeria'da öldürülmesiyle ilgili soruşturma çağrısında bulundu. 6 Şubat depremlerinin merkez üstlerinden Kahramanmaraş Pazarcık'ta bu sabah 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntıda herhangi bir yıkım ve yaralanma olmadı ama panik çok büyüktü. Deprem çevre illerden de hissedildi. Kabus yeniden yaşandı. Sarsıntıyla birlikte neye uğradıklarını şaşırdılar, panikle kaçıştılar. 6 Şubat depreminin merkez üstlerinden Pazarcık bugün bir kez daha sallandı. Önce 3,8 büyüklüğünde bir sarsıntı oldu, yaklaşık yarım saat sonra ise saat sabah 9.31'de 5 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremin yerin 7 kilometre altında meydana geldiği açıklandı. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinden sokağa kaçtı. Deprem anında yaşanan korku güvenlik kameralarına da yansıdı. Deprem Adana, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Kilis ve Şanlıurfa'da da hissedildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ekiplerin sahada çalıştığını açıkladı, herhangi olumsuz bir durumun tespit edilmediğini duyurdu. Bültenimize kamuoyunda dünden beri tartışılan tahliye kararıyla devam edelim. Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4 sanık dün tahliye edildi. Eşini karşılamaya giderken enerji şarkısını söyleyen Dilan Polat ve ailesi cezaevi kapısından da bol bol paylaşım yaptı. Engin Polat'ın tahliyesi sırasında cezaevi önü lüks araç galerisine döndü. Engin Polat ailesine kavuştu söyleyeceksiniz. Hayır, hiç beklemiyordum. Çok mutluyum. Şükürler olsun. Önümden açılırsanız gelişini görmek istiyorum lütfen. Yaşadık. Bitti. Şükürler olsun. Dilan Polat, çocukları ve kız kardeşi cezaevinin kapısında heyecanla bekledi. Kara para aklamakla suçlanan Engin Polat dahil 4 sanık 10 aylık tutukluluktan sonra serbest kaldı. Engin Polat araçtan indiğinde işte bu görüntüler yaşandı. Ailesine kavuştu Engin Polat. Mutluyum arkadaşlar, aileme, çocuklarıma. Dilan Hanım hüngür hüngür ağlayarak sizleri bekliyordu. Çocuklarınızla da kavuştunuz. Anadolu 2. Asya Ceza Mahkemesi'nde 3 gün süren duruşmanın ardından Engin Polat'ın tahliyesine karar verildi. Yurt dışına çıkış yasağı koyuldu. Dilan Polat eşini cezaevi çıkışında karşılamaya giderken enerji şarkısını söyleyerek paylaşım yaptı. Ben o Engin. Ya bana şarkı. Olur aşkım. Hadi o zaman. Enerji. %100 enerji. Bu nasıl bir sinerji? Tek tek ediyorum etelerimi. Karatepe cezaevine giden Dilan Polat'la kardeşi Sıla Doğu sosyal medya hesaplarından videolar paylaşmaya devam etti. Dilan Polat iki çocuğu ve kız kardeşi Sıla Doğu telefonlarını bir an olsun ellerinden düşürmedi. Şimdiki hayatınız nasıl olacak? Paylaşımlara devam edecek misiniz? Hayır, eskisi gibi paylaşımlara devam etmeyeceğim. Engin Polat'ın tahliyesini bekleyen çok sayıda yakını vardı. Yakınlarının park etmiş araçları lüks bir galeriyi aratmadı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tahliye kararına itirazı reddedilince Polat ailesi derin bir nefes aldı. Engin Polat cezaevinden çıktı. Dilan Polat kalabalığın arasından sıyrıldı, kocasına sarılıp bol bol öptü. Gündeme bomba gibi düşen tahliye kararı sonrasında tepkiler de geldi. Polatların şirketlerinin vergi kaçırdığını belgeleyen gazeteci Murat Ağırel, vergisini tıkır tıkır ödeyen biz enayiler adına Engin Polat ve Dilan Polat ailesinden özür dilerim derken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum, ne yazık ki yazamıyorum, dedi. Sen, kocan ve benzerleriniz terbiyesizce yaşadığınız görgüsüz zenginliğinizle hem zamanın ruhunu hem devrin yüz karasını temsil ediyorsunuz. Polat ailesine kavuştun sen yine. Fenomen dünyasında hakim karşısına çıkan diğer isimlerse Candan kardeşlerdi ve tutuklu Bahar Candan ifadesiyle pes dedirtti. Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından yargılanan Candan kardeşlerin 44 yıla kadar hapsi isteniyor. Hesabımda 1-2 milyon param var, ben bir garibanım diyen Bahar Candan tahliyesini istedi. Abla Candan adliye girişinde soruları cevapsız bıraktı. Kardeşine duruşma salonunda Engin Polat çıktı, sen de çıkacaksın dedi. Ama mahkeme Bahar Candan'ın tutukluluğuna devam kararı verdi. Savcılığa getiriliyorlar. Kara para aklama ve suç örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklanan Candan kardeşlerden Nihal Candan cezaevinde 37 kiloya düşünce yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle tahliye edilmişti. Her şey böyle tehlikeli gibi geliyordu. 22 sanık dün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Nihal Candan duruşma salonunda kardeşi Bahar Candan'a seslendi. Engin Polat çıktı, sen de çıkacaksın dedi. İfadesinde hakkındaki iddiaları yalanlayan Bahar Candan, hapse girmesiyle para kazanamaz ve okula gidemez olduğunu, psikolojisinin çöktüğünü söyledi. Akıl hastanesinde yattım, ilaçlara bağımlı oldum. Mağduriyetimin giderilmesini ve tahliyemi talep ediyorum. Özgürlüğümü talep ediyorum. Ben Lidyalılara çok kızgınım. Parayı icat ederek insanlığın bütün geleceğini bozdular. Sosyal medya paylaşımlarını kendisini daha zengin göstermek için yaptığını söyleyen Bahar Candan, hesabında sadece 1-2 milyon lira para var, ben bir gariban dedi. İstanbul Esenyurt'ta iki grup arasında başlayan kavgada sokak savaş alanına döndü. Olaylara müdahale için polis ekibi gelince bir şüpheli yakınlarıyla birlikte polislere saldırdı. Silah çekip polisin üzerine yürüyen şehir eşkıyası bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Hastaneye kaldırılan şüphelinin 18 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Önce telefonunu çaldığı kişilerle kavga etti, ardından olay yerine gelen polise saldırdı. Ortalığı savaş alanına çeviren Maganda, polise de silah çekince bacağından vuruldu. Polislerle çatışmaya girildi. İstanbul Esenyurt'ta iki grup arasında telefon hırsızlığı sebebiyle kavga çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri müdahalesiyle taraflar ayrıldı ancak dakikalar sonra aynı kişiler bir kez daha kavgaya tutuştu. Ekipler bir kez daha olay yerine geldi. Bu kez bir grup polise saldırmaya başladı. Polisin uyarıları bir türlü sonuç vermedi. Tansiyon her geçen dakika yükseldi. Şüpheliler arasında bulunan bir kişi polisin üzerine yürüdü. Olay yerine gelen akrabaları da ona destek verdi. Çaresiz kalan polis havaya ateş açtı. Ancak uyarı ateşi de onları korkutmaya yetmedi. Sokakta dakikalarca terör estirdiler. Polis bir kişiyi gözaltına almaya çalışsa da diğer şüpheliler araya girerek kurtardı. Yaşanan gerginlik devam ederken bir maganda polise silah çekti. Polis de bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Herkesin elinde silah var şu an. Olay yerine çok sayıda polisin gelmesiyle olay kontrol altına alındı. 18 suçtan kaydı olduğu anlaşılan saldırgan hastaneye kaldırıldı. Madde bağımlısı. Elinden bir şahsi. Bir hafta içinde zaten telefondan sonraki olayında bir araba hırsızlığı olmuş. Ama ne hikmettir ki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış bir şahsi yani. Biz de anlamış değiliz yani. Bir ton suç kaydı var bu çocuğun. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen şüpheliyle birlikte iki şüpheli daha gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
Dün akşam ekrana getirmiştik. Hindistan'dan Almanya'ya giden uçak bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yapmıştı. Uçakta 237 yolcu, 13 mürettebat vardı. Uçak hemen tahliye edildi. Bomba imha ekipleri uçakta saatlerce arama yaptı. Çalışmaların sonundaysa ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı. Yolcular Erzurum'dan yeni bir uçakla Frankfurt'a götürüldü. İhbar asılsız çıktı, herkes rahat bir nefes aldı. Geriye saatler süren bekleyiş kaldı. Hindistan-Almanya seferini yapan uçağın tuvaletinde hosteslerden biri uzakta bomba var notu buldu. Uçak o sırada Türkiye semalarındaydı. Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapıldı. Havalimanı uçuşlara kapatıldı, uçaktaki yolcular tahliye edildi. Sonra da aramalar başladı. Mağdur olan sadece uçaktaki 234 yolcuyla 13 mürettebat değildi. Erzurum'dan başka uçak iniş kalkışı olmayınca Türk yolcular da terminalde saatlerce beklemek zorunda kaldı. Saatler sonra uçaktaki aramalar tamamlandı. Bomba uzmanları ve eğitimli köpekler uçakta herhangi bir ize rastlamayınca bagajlar ve kargolarda da arama yapıldı. Ve Erzurum valisi Mustafa Çiftçi'den rahatlatan açıklama geldi. Yaptığımız çalışmalar neticesinde bomba ihbarının asılsız olduğunu tespit ettik. Bunun neticesinde de ilimiz havalanında uygulanan uçuş yasağı kaldırılmış oldu. Bomba ihbarının asılsız olduğunun ortaya çıkmasının ardından yeniden sefer planlamaları yapıldı ve uçaklar Erzurum Havalimanı'ndan inip kalkmaya başladı. Hindistan'ın Mumbai şehrinden yeni bir uçak gelecek. O uçakla yolcular tekrar yollarına devam edecekler. Denizli JASAT ekipleri bir süredir peşlerindeydi. Operasyon için düğmeye basıldı ve şafak vakti bir çiftlik evine düzenlenen baskında 9 mülteci yakalandı. 9 şüpheliden 3'ü geçen yıldan beri aranıyordu ve hepsi adeta birer suç makinesiydi. 3 kaçak hakkında nitelikli cinsel saldırıdan yağma ve mala zarar vermeye kadar 18 ayrı suç kaydından kesinleşmiş 139 yıl hapis cezaları vardı. Yağma, nitelikli cinsel saldırı, kişi hürriyetinden yoksun bırakma gibi pek çok suç kaydı olan 9 mülteci Denizli'de yapılan şafak baskınıyla gözaltına alındı. Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nda düzensiz göçmenle mücadele kapsamında jandarma suç araştırma timi yani JASAT dedektifleri bir süredir peşlerindeydi. Orada. Adres tespit edilince operasyon için düğmeye basıldı. Ekipler şafak vakti Denizli'de bir çiftliğe baskın yaptı. Çiftlik evi didik didik arandı. İçerideki 9 mülteci ise yaka paça gözaltına alındı. Bazılarının adeta bir suç makinesi olduğu ortaya çıktı. 9 kişiden 3'ü geçtiğimiz yıldan beri aranıyordu. 3 kişi hakkında nitelikli cinsel saldırı, konut dokunulmazlığını ihmal etme, yağma, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi 18 suç kaydından 139 yıl hapis cezası vardı. Şahıslardan bir tanesinin de yakalanmamak için başka bir isimle tekrar Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan kadın bir dönem birlikte yaşadığı adam ve çocukları tarafından saldırıya uğradı. Darbedilen kadını annesi ve komşuları güçlükle kurtardı. Gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken dehşeti yaşayan kadın öldürülmek istemiyorum dedi. Gece yarısı baskına geldiler, ellerindeki sopalarla saldırıya geçtiler. Öfkeli adam 3 oğluyla beraber genç kadına dehşeti yaşattı. Manisa Turgutlu'da yaşayan Fethiye Hurcanoğlu 6 yıl önce tanıştığı adamla birlikte yaşamaya başladı. 3 ay önce ayrılma kararı aldı ve onun için kabus başladı. İmam kaldı. Eski eşim bunu sindiremediği ve azmedemediği için beni sosyal medyada farklı olarak paylaşmaya başladı. Bu yüzden 2 gün önce benim evimin önüne gelerek telefonumu elimden gasp etti.
bununla da bitmedi. Bir süre sonra çocukları da arabadan sopa alarak geldi. Genç kadını darp etmeye başladı. Kızının darp edildiğini gören annesi komşularıyla birlikte yardımına koştu. Saldırganlarsa geldikleri araçla uzaklaştı. Saldırının ardından karakola giden kadın şikayetçi oldu. Baba ve 3 oğlu gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece 4'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ben yarın bugün evimde ya da çocuğumun önünde dışarıya çıktığımda öldürülmek istemiyorum. İstanbul Bahçeli Evler geçen hafta iki çetenin çatışmalarına sahne olmuş. Çete üyeleri önce sokakta, ardından hastanede birbirlerine kurşun yağdırmıştı. Tekrar çatışma planı yapan iki çeteye de operasyon düzenlendi. Kuyu 23 adı verilen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Önce sokak ortasında çatıştılar, ardından hastaneyi kana buladılar. Husumetli iki suç örgütü üyeleri operasyonla yakalandı. İki suç örgütü Bahçeli Evler'de sokakta çatışmış, yaralıların götürüldüğü hastanede bir silahlı saldırı daha yaşanmıştı. Çatışmada bir kişi hayatını kaybetti. Aralarında polis, jandarma ve özel güvenlik görevlisinin de bulunduğu 5 kişi de yaralandı. 3 tane yürüyen gence birden ateş açmaya başladı. Yaklaşık 8-9 el silah sesi duyuldu. 10 şüpheli gözaltına alındı ancak iki tarafında durmaya niyeti yoktu. Soruşturma kapsamında yeni bir kanlı hesaplaşma için hazırlık yapıldığı belirlendi. Şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edilince operasyon için düğmeye basıldı. Özel harekat polisleri tarafından adreslere peş peşe baskınlar yapıldı. Çete üyeleri tek tek gözaltına alındı. Evlerde Kalaşnikov marka tüfekler, ruhsatsız tabancalar, çelik yelek ve kar maskeleriyle birlikte çalıntı 3 motosiklet ve 2 otomobil ele geçirildi. 29 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 24'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aksaray'da evli bir kadın kendisiyle ilişkiye girdiği ve adını çıkardığı iddiasıyla kafede oturan erkek arkadaşını kurşun yağdırdı. Tabancayla ateş açan kadının o anları güvenlik kamerasına yansırken ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı. SED'den yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı. Kendisiyle ilişkiye giren adamın bunu etrafındakilere anlattığını iddia etti. Öfkeli kadın o adama işte böyle kurşun yağdırdı. Neden sıktı? Benim ilişkiye girdiğini söylemiş kocası da. Öyle bir şey yok. İddiaya göre Aksaray'da yaşayan 39 yaşında Roketsan'da çalışan adam 36 yaşındaki evli bir kadınla ilişki yaşadı ve bu yasak ilişkiyi çevresindekilere anlatmaya başladı. Bunu duyan kadın yasak aşkını adım adım takip etmeye başladı. Yaşındaki adam arkadaşlarıyla bir kafede otururken öfkeli kadın içeri girdi ve namluyu ona doğrultup 7 el ateş etti. Aldatıyormuşum, onunla ilişkiye giriyormuşum, öyle bir şey yok. Kurşunlardan kaçan adam koşarak dışarı attı kendini. Silah sesiyle korkan müşterilerse masaların altına saklandı. Saldırı sonrası çeşitli yerlerinden vurulan adam hastaneye kaldırıldı. Sedye ile tedaviye götürülürken soruları cevapladı. Neden sıktı sana? Şey demişler, aldatıyormuşum, onunla ilişkiye giriyormuşum, öyle bir şey yok. Bu kadın ne iş yapıyor? Bu kadın ev hanımıydı. Kocası ne iş yapıyor? İbrahim, müteahhit. Yaralanan adamın durumu ciddiyetini korurken saldırıyı gerçekleştiren kadın yakalandı ve gözaltına alındı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Herkes öldüğünü düşünürken o bir anda ortaya çıktı. Antalya Konyaaltı sahilinde kabus dolu anlar mutluluk gözyaşlarıyla sona erdi. Ailesi oğullarının suda boğulduğunu düşünüp ekiplerden yardım istedi. Arama çalışmaları sürerken 45 dakikanın sonunda Ramazan isimli genç karadan çıkıp geldi. Kavuşma anı ise görünmeye değerdi. Bir aile çocuklarının kaybolduğunu ve denizde battığını söylediler. Biz de arama tarama yaptık, hiçbir yerde bulamadık. Endişe, korku, heyecan, herkesin gözü denizde. Bir genç kayıp ve ekipler çalışıyor. Ailesi ise onun boğulduğunu düşünüp hüngür hüngür ağlıyor. Ta ki dakikalar sonra o çıkıp karadan gelene kadar.
Olay Antalya'nın Konyaaltı sahilinde yaşandı. 112 acil çağrı merkezine bir ihbar geldi. Can kurtaranlar boğulma tehlikesi atlatan ve sudan çıkartılan bir kız çocuğunun abisiyle birlikte denize girdiğini, ancak abisinin suda bir anda kaybolduğunu belirtmesi üzerine genç adam için denizde arama çalışması başlatıldı. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri denizi tararken ümitler de tükenmeye başladı. Oğullarının hayatını kaybettiğini düşünen anne ve baba fenalık geçirdi. Yaklaşık 45 dakika sonundaysa isminin Ramazan olduğu öğrenilen genç, görevli can kurtaranlar tarafından karada bulunarak ailenin de olduğu arama noktasına getirildi. Yaşadıkları kabus dolu anların ardından onu bir anda karşılarında gören annesi ve kız kardeşi sevinç gözyaşlarına boğuldu. Annesine sıkı sıkı sarılan Ramazan, babasını kumlara çökmüş vaziyette ağlarken görünce yanına gitti, teselli etmeye çalıştı. O da gözyaşlarına hakim olamadı. Böyle vakalar sürekli Konya altında olduğu için biz yılda birçok olayla karşılaşıyoruz bu şekilde. Akıntı ve dalga yüzünden girdiğiniz yerden çıkamayabiliyorsunuz. 400-500 metre ileriden çocuğun zaten çıkıp geldi kendisi. Aile yaşadıkları şokun etkisini uzun süre atamadı. Bol bol sarılıp ağladılar. Kilis'in Suriye sınırına yakın bir bölgesinde deve kuşu bulununca deve kuşu alarmı verildi. Suriye'den kaçıp sınırı geçtiği tahmin edilen deve kuşu için bir yakalama timi kuruldu ve deve kuşu avı başladı. Kovalamacanın sonunda yakalanan deve kuşu Gaziantep Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildi. Yedi-sekiz adam, ellerinde de sopalar, karşılarında da boylarından uzun, görkemli bir deve kuşu var. Tarlada başıboş geziyordu ki kız kıvrak yakalandı. Kilis'te sahipsiz deve kuşu bulundu. Nihat! Arabayı az öne al! Öne abi. Akçabağlar Mahallesi'nde sabah saatlerinde araziye çalışmaya gidenler tarlada bir deve kuşunun gezdiğini görünce gözlerine inanamadı. Durumu jandarmaya haber verdiler. Suriye'den kaçıp sınırı geçtiği tahmin edilen deve kuşu için çalışma başlatıldı. Devreye jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri girdi. Ekiplere direnen deve kuşu görevlilere zor anlar yaşattı. Ellerinde sopalar olan görevlilerle deve kuşu arasında kısa bir kovalamaca yaşandı. Ardından kız kıvrak yakalandı ve hemen gözleri kapatıldı. Deve kuşu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin hayvanat bahçesi yetkililerine teslim edildi. Aksaray'da denetim yapan polis ekipleri durdurdukları bir minibüsün sürücüsünü görünce şaşıp kaldı. Direksiyonda 14 yaşında bir çocuk vardı. Yaşından büyük suçuna rağmen polislere minibüsü ehliyet mi kullanıyor diyerek çıkışan küçük trafik magandasına en büyük destekse olay yerine gelen ve minibüsü kullanması için 14 yaşındaki oğluna anahtarları veren babasından geldi. İşte bir babasına bak oğlunu al haberi. Ehliyetin yok. Ehliyet sürüyor arabayı. 14 yaşında minibüsün direksiyonuna geçti, kendini böyle savundu. Sonra babası geldi. Canı sağ olsun. Aksaray'da denetim yapan trafik ekipleri bir minibüsü durdurdu. Sürücüyü görünce şaşırdılar çünkü daha çocuktu. Çocuk sürücü verdiği cevaplarla da şaşırttı. Yaptığının hata olduğunu düşünmüyordu bile. Ehliyetin yok. Ehliyet sürüyor arabayı. Habercilerin görüntü almasına da tepkiliydi. Ne diyor lan? Kaçıyor bunu. Niye çekiyor ya? Sanki leşe mi yaptık da ya? Bir süre sonra çocuk sürücünün babası geldi. Minibüsü kullanması için bile isteye oğluna vermişti. Senin çocuğu birine çarpsa ne yapacak? Ya doğru. Hesabını kime ki? Hangimiz verecek? Üstelik o da hatalı olduğunu düşünmüyor, aksine oğlunu destekliyordu. Yazıldı mı? Canı sağ olsun. Yok, hiç canı sağ olsun. Tamam, ben gidiyorum. Tamam, bekle Yusuf. Çek, erkek evladı, hiçbir şey yapma. Çek. Ben sana çekme diyorum. Çeksin. Çocuk sürücüye alkol muayenesi de yapıldı. Neyse ki alkol almamıştı. Baba ve oğluna yaklaşık 26 bin lira ceza kesildi. Ver abi. Ömer Faruk. Şuraya imza atarsın. Bursalı minibüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince dere yatağına uçtu. Kontrolden çıkan minibüs dere yatağına uçmadan önce ise korkuluklara çarptı. Kaza trafikteki araç kameraları ve güvenlik kameralarına bakın nasıl yansıdı.
Kontrolden çıktı, korkulukları parçaladı, dereye uçtu. Bursa'da minibüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince önce korkuluklara çarptı. Korkulukların parçalanması sonrasında ise minibüs dere yatağına uçtu. Kazayı görenler hemen yardıma koştu ancak müdahale edemedi. Adrese gelen itfaiye ekibi dikkatle dere yatağına indi ve yaralı halde bekleyen sürücüyü sedyeyle çıkardı. Yaralı şoför hemen tedaviye alındı. Hurda'ya dönen minibüs ise dere yatağından kaldırıldı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki tatbikat yapıldı. İlk tatbikat hastanede çocuk kaçırma girişimi, ikinci tatbikat ise deprem sonrası yaşananlardı. Ekipler kendilerini senaryolara o kadar kaptırdı ki görenler tatbikatları gerçek sandı. Kaçırılan bebek ve deprem sonrası yaşananlar. Samsun'daki tatbikatın iki senaryosu vardı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tatbikat günüydü. İlk senaryo bir bebeğin kaçırılmasıydı. Anne rolünü öyle güzel oynadı ki görenler acaba gerçek mi diye düşünmeden edemedi. Tabii bebek hırsızı fazla uzaklaşamadan yakalandı. Anne, baba ve bebeğin kavuşması da birebir canlandırıldı. Geçmiş olsun kardeşim. Çok sağ ol. Allah size razı olsun. Çok sağ ol. Bebeği kaçıran şüpheliyi kalabalığın linç girişimi de senaryoda vardı. İkinci tatbikatın konusuysa depremdi. Çık 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 çık. Kardeşim dışarıda kaldı. Bakmıyor mu, nerede? Henüz şiddet hakkında bir bilgimiz yok. Ancak biz gerekli önlemlerimizi alalım. Hastanemizde mor kod başlatılmıştır. Hastaneden kaçanlar daha sonra hasta yakınlarının da kurtarılmasını istedi. Üstelik öfkelilerdi. Yıldız nerede? Yıldız yok, Yıldız. Arkadaşım yok. Babama bakan yok. Kimse ilgilenmiyor burada. Biz buranın görevlisi değil misiniz? Gelemedim. Deprem sonrası yoğun bakım ünitesindeki hastalar da güvenli bölümlere taşındı. Tabii hastanede kimyasal sızıntı ve başlayan yangın da konu edildi. Sağlık çalışanları bir yandan da deprem nedeniyle yaralanıp hastaneye gelenlere müdahalelerini yaptı. Tatbikat tam 2 saat sürdü, başarıyla noktalandı. 100'ün üzerinde personel görev aldı. Üstelik oyunculukları da parmak ısırtacak türdendi. Trabzon'da evlenme çağına gelen ama gelinlik alamayan genç kızların imdadına bir muhtar yetişti. Trabzon'un Ortahisar Mahallesi Muhtarı Süleyman Kara, ihtiyaç sahibi genç kızlara ücretsiz gelinlik hediye etmeye başladı. Türkiye'de bir ilke imza atan muhtardan sadece Trabzon'dakiler değil, çevre illerden gelen genç kızlar da yardım istiyor. Yaptığım araştırmalara göre 40 bin 50 bin lira, kiraları 10 bin 15 bin lira civarında evlenecek olanlara oldukça bir mali külfet getiriyor. Cam vitrinde sıra sıra dizilmiş gelinlikler. İlk görünüşte bir gelinlikçiyi andırıyor ama değil. Burası bir muhtarlık ve mahallenin muhtarı da evlenecek genç kızlara gelinlik hediye ediyor. Muhtarlığımız boyunca 15 yıldan beri hep vatandaşlara sosyal yardım konusunu birinci önceliğimiz olarak kabul ettik. Bütün muhtarların yaptığı gibi gıdaydı, kırtasiyeydi, bu tür ürünlerin dağıtımını ihtiyaçlı olan ailelerimize her zaman yapıyoruz. Daha değişik, daha farklı ne yapabiliriz diye düşündük. Ve daha farklı bir uygulama için ilginç bir karara imza attı. Trabzon'un Ortahisar Mahalle Muhtarı Süleyman Kara, gelinlik alamayacak durumda olan kadınlara destek olmaya karar verdi. Hayırseverlerin desteğini istedik. Sağ olsunlar, onlar da bize gereken desteği verdiler. O sayede de Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Gelinlik alamayacak durumda olan gelin adayı kızlarımıza bu gelinlikleri biz hediye ediyoruz.
Hediye gelinlik projesi 2 ay önce 35 gelinlikle başladı ve şu anda muhtarlıkta sadece 10 gelinlik kaldı. Bunlar da herhalde bir ay içinde biteceğini düşünüyorum. Ama peşi var, devamı var. Daha gelecek olan gelinliklerimiz var. Düğününden sonra isterse geri getirebilir, başka kızlarımız faydalanabilir. Hatıra olarak saklamak isteyenler de saklayabilir. Projeye ilgi mahalle sınırlarını da aştı. Çevre illerden duyup gelenler bile oldu. Ordu'ya, Samsun'a gelinlik gönderdik buradan. Hatta bir tanesi geldi, duymuş bizim ücretsiz gelinlik verdiğimizi, inanmadı. Nişanlısına demiş ki, ya gidip baksak ne kaybederiz? Geldiler buraya, gelinliği giydi, üzerine oldu. Dedi ki, buna borcumuz ne? Dedim ki, Allah razı olsun deseniz bize yeter dedim. Başka bir borcunuz yok deyince gelin kızımız ağlamaya başladı. Bursa'da sahipleri tarafından şiddete uğrayan 4 köpek 7 emine teslim edildi. Eski erkek arkadaşı ihbar edince ikisi yavru 4 köpek sahipleri olan kadından kurtarılmıştı. Yaşadıkları travmayı atlatan ve sağlık durumları iyi olan köpekler savcılık talimatıyla 7 emin olarak Haytap'a teslim edildi. Evet, savcılık kararıyla yapılan incelemeler sonucunda köpeklere el konuldu. Şiddet gören ikisi yavru 4 köpek savcılık talimatıyla Haytap'a teslim edildi. Savcılık kararıyla beraber 7 eminle Haytap Derneği'ne sahiplendirme yapacağız. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde sahibi tarafından eziyet edildiği öğrenilen ikisi yavru 4 Pomeryan cinsi köpek Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Osman Gazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilmişti. Burada profesyonel ekiplere teslim edilen patili dostlar için rehabilite süreci tamamlandı. Bu çocuklar cins olmalarına rağmen yaklaşık 3 haftadır bizdeler ve gayet sağlıkları iyi durumda, çok da iyi baktık. Rehabilite süreçleri tamamlanan 4 köpek savcılık talimatıyla 7 emin olarak Haytap Derneği'ne teslim edildi. Görüyoruz ki travmayı da çok güzel bir şekilde atlatmışlar burada. Geçici yuvalarını bulacağız öncelikle daha da iyi olmaları için. Sonrasında da kalıcı yuvalarına geçişlerini yapıp onları sürekli de hayatlarını devam ettirmelerini sağlayacağız. Golbol takım milli takımımız üst üste 3. kez Paralimpik Oyunlarında şampiyon oldu. Milli takım finalde İsrail'i farklı mağlup ederek Rio 2016 ve Tokyo 2020'nin ardından Fransa 2024 Paralimpik Oyunlarında da altın madalya kazandı. Türkiye Golbol kadın milli takımı Paris 2024 Paralimpik Oyunlarının finalinde İsrail'i 8-3 yenerek üst üste 3. kez altın madalya kazandı. 3. kez burada da şampiyonuz. İnşallah 4'ü de gelir, 5'i de gelir. Altın madalya maçında rakibine büyük üstünlük kuran Ay Yıldızlar'da Sevda Altınoluk attığı 4 golle yıldızlaştı. Golbol'un Messi'si olarak gösterilen kaptan takımıyla gururlu. Bizleri destekleyen tüm Türkiye halkımıza, tüm herkese, ailelerimize, bize emek veren herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Takımıma teşekkür ediyorum. Rio 2016, Tokyo 2020'den sonra Paris 2024'te de altın madalya kazanan görme engelli milli sporcular Türk spor tarihine geçti. Golbol kadın milli takımı Türkiye adına Paralimpik Oyunlarda en fazla altın madalya kazanan ekip oldu. Tarihinin en iyi Paralimpik Oyunlarını geçiren Türkiye'nin 8 Eylül'de sona erecek oyunlarda şu ana kadar 3 altın, 9 gümüş, 7 bronz madalyası bulunuyor. Türkiye. Evinize aldığınız meyvelerin ya unutulduğu ya da fazla olduğu için bir kısmı çürümeye yüz tutunca onları çöpe atmak yerine lezzetli mi lezzetli reçeller yapabilirsiniz. İşte o leziz tarifler. Yumuşadı artık meyveler. Yani renk de almaya başladı. Biraz daha suyunun hani koyulaşması gerekiyor. Elinizde yenmeyen ya da çürümeye yakın mevsim meyveleri var. Onları çöpe atmak yerine şahane reçeller yapabilirsiniz efendim. İşte şimdi bir tarif geliyor. Üzüm reçeliyle başlıyoruz. Önce beyaz üzümler ayıklanıyor. Farklı mevsim meyvelerinden de reçel yapmış oluyoruz. Sonra üzümler tencereye alınıyor. Yaklaşık 1,5-2 kiloya yakın bir üzümümüz var. Bunu şimdi tenceremize alacağız. Üstünü geçene kadar şeker koyacağız. 200 grama yakın. Üzümler kısık ateşte yavaş yavaş pişmeye bırakılıyor. Suyunu saldığında ise limon ekleniyor. Limonunu sıkıyoruz üzümüne. Yarım limon. Yarım limon yeterli.
Üzümler pişerken sıra geldi nektarin reçeline. Şimdi yine mevsim meyvelerinden bir tanesi nektarinle reçel yapacağız. Onu da yine doğrayacağız. Elma dilimi şeklinde keseceğiz. Çekirdeklerini çıkartıyoruz. O da tencerede şekerle birlikte pişmeye bırakılıyor. Tadı o kadar güzel oluyor ki zamanında mevsimde yediğiniz ürünlerin özellikle. Bunda 200-300 grama yakın şeker kullanıyoruz. Üstünü kapatacağız. Ne kapatıyoruz aynen. Yavaş yavaş ağır ateşte pişmeye başlayacak. Nektarin rengini bıraktıktan ve iyice yumuşadıktan sonra ona da yarım limon suyu ekleniyor. Yaklaşık 40 dakika sonra ise üzüm ve nektarin reçeli hazır hale geliyor. Ankara'da doğu rüzgarı esti, Kars, Ardahan ve Iğdır'ın lezzetleri başkente taşındı. 9 Eylül'e kadar sürecek festivalin en çok ilgi gören ürünleri ise Kars kaşarı ve birbirinden lezzetli peynirler oldu. Organik ballar, çeşit çeşit peynirler. Başkentte doğu rüzgarı esti. Kars, Ardahan ve Iğdır'ın yöresel ürünleri Ankaralılarla buluştu. Kars, Ardahan ve Iğdır'ın meşhur lezzetleri başkente taşındı. Birbirinden güzel tatlar başkent Millet Bahçesi'nde bir araya geldi. Memleket hasreti çekenler kentlerinden gelen ürünlerle özlem giderdi. Memleket hasretiniz giderildi mi biraz? Yani çok lezzetli ve güzel. Her şeyi buldum. Tatlar aynı. Değişen farkı yok. Çok lezzetli. Çok güzel buldum. Güzel, her şey güzel. Ya peyniri, ne bileyim, balı bizim oranla öyle yani onlar. Kars'ın meşhur kaşar peyniri Ankara'ya gelince döner gibi kesildi. Kaşar ekmek yiyorum, döner ekmek. Karslılar kaşarı dönere takınca aynı Ankara'daki gibi döner diyorlar. Aynı Ankara'daki gibi döner, evet. Bizim yörenin peynirleri iyidir. Gurur duyuyor insan tabii böyle şeyleri görünce. Kaşar, yeşil peynir, güzel yani. Doğada beslenen taze hayvan sütünden üretiliyor bu ürünler. Sütün taze olması çok önemli. En az bir yıl bekledikten sonra tüketime hazır hale geliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da festivali ziyaret etti. Kars, Ardahan ve Iğdır'ın lezzetleri 9 Eylül'e kadar Millet Bahçesi'nde misafirlerini ağırlayacak. Haber kanalında. Hakkari Şukurca'dan yola çıktık. Yıldırım düştü buraya. Haber saatinde. Haber Nazlı Çelik'le Star'da. Şu anda denizaltının manevra dairesindeyiz. Tüm milletimize hayırlı uğurlu olsun. Amerika'nın başkenti Washington'dayız. Denizin 270 metre derinliğine kadar inebiliyor. En kapsamlı pençe harekatlarını yerinde görüntüleyeceğiz. Eda Erdem'in elinde yükseliyor. Orada! Olup biteni kaçırmayın. Her şeyden haberiniz olsun diye. 9 Eylül'den itibaren saatler 19'u gösterdiğinde randevunuz Star Ana Haber'le. Nazlı Çelik'le Star Ana Haber 9 Eylül Pazartesi Star'da. Star Ana Haber'in sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte 19'da görüşmek dileğiyle efendim. İyi akşamlar.